Program kapsamında birazcık detay vermem gerekirse, burada biz küçük ölçekli işletmeler ve büyük ölçekli işletmeler olmak üzere iki kategoride belgelendirme yapıyoruz. Bu kriterler barınak yapısı yeterliği, sürü sağlığı yönetimi ve hijyen ve aynı zamanda kayıt sistemi olmak üzere dört temel başlığı kapsıyor. Küçük ölçekli işletmelere yönelik ve büyük ölçekli işletmelere yönelik ayrı ayrı kriterleri belirledik. Küçük ölçekli işletmeler için 32 tane, büyük ölçekli işletmeler için ise bizim 58 tane kriterimiz bulunuyor. Biz kriterleri belirlerken sektör paydaşlarının dahil olduğu çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. Çalıştay gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türkiye Gezen Tavuk Yumurta Federasyonu ile de bir işbirliği protokolü imzaladık. Hazırladığımız kriterleri daha sonra sahada test ettik, geliştirdik. Daha sonra da belgelendirme programımızı oluşturduk. Değerlendirme sürecimiz ise şu şekilde gerçekleşiyor. Alanında uzman bir ekibimiz var. Bu ekibimiz sahada işletmelere ziyarette bulunuyor ve bu kriterlerin tamamına bakıyorlar. Tabii ki bir işletmenin bütün kriterlerden evet onayı alması zordur. Dolayısıyla biz burada kriterlerimizi belirlerken %10'luk bir tolerans payı tanımladık. Bu program sonucunda da kriterleri sağlayan işletmelere işletme uygunluk sertifikası veriliyor. Biz bugün üniversite olarak bu belgelendirme programında sahibiyiz. Üniversitemiz bu alana yönelik belgelendirme programlarını artık yapacak kurum ve kuruluşlara yetki verecek bir durumda. Sahada bu süreci yürütmek isteyen kuruluşlar üniversitemize başvuru yaparak gerekli altyapı ve belirlediğimiz şartlara uyarlarsa bizden yetki belgesi alabiliyorlar ve belgelendirmeyi bu şekilde yapabiliyorlar. MAKÜ tarafından yetki alan kuruluşlar ise program kapsamında belgelendirmeye devam edebilmek için bir yıl içerisinde Türk Akreditasyon Kurumu'ndan da akredite olmak durumundadır. Akreditasyon sürecinin birçok avantajı var. Yani baktığımızda Türk Akreditasyon Kurumu Türkiye'de akreditasyon anlamında yetkin olan, uluslararası alanda da saygın olan bir kurum. Türk Akreditasyon Kurumu programı onayı konusunda 40'tan fazla kritere göre değerlendirme yapıyor ve burada sektörün ilgili programa ihtiyacı var mı? Piyasa talebi bu koşullarda nasıl? Program tarafsız ve bağımsız bir şekilde sürdürülebiliyor mu? Gibi çok çeşitli kriterlere bakıyor. Üniversite olarak biz yapmış olduğumuz başvuru kapsamında bu kriterlerin hepsinden yeterli bulunduk ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından nasıl ki süs sığırcılı işletmeleri ve küçük baş sürüde bu onayı aldıysak bu ayda serbest dolaşımlı yumurta tavukçuluğunda akredite edilebilir program onayı almayı başardık. Bu onaya sahip olmak programımızın tarafsızlığını, bağımsızlığını, sürdürülebilirliğini ortaya koyuyor. Bu durum aynı zamanda ülke ve bölgenin tanınırlığına da bir katkı sunuyor. Sektörün gelişme açısından bu program onayını almak oldukça önemli. Çünkü sektörde kalitenin artırılması, markalaşmanın sağlanması, katma değerli ürünlerin üretilmesi gibi sektöre olumlu katkıları bulunuyor. Çok tatlı.